Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlere BTC Türk Pro borsasından nasıl Binance borsasına kripto para transfer ederiz, en hızlı ve en az komisyon ödeyerek sizlere bundan bahsedeceğim. Bu işlemi yaparken biz Ripple kullanacağız arkadaşlar, XRP. Neden Ripple kullanacağız? Hem komisyon az hem hızlı bir coin. Mesela aktarım yaparken neden Bitcoin kullanmıyoruz? Çünkü Bitcoin hem yani aktarımı 1 saate yakın sürüyor ve yani 40 lira, 30 lira atıyorum 2,5 dolar bizden komisyon alıyor. Bundan dolayı ben Bitcoin kullanmıyorum. Ethereum da aynı şekilde. Hani DeFi'den dolayı da biraz çok aktarım ücreti var. Hani aktarım ücreti olmasa bile yine uzun sürüyor. Onun dışında Tether kullanılabilir. Fakat Tether de aynı hani uzun sürüyor bunların aktarımları. Ondan dolaylı olaraktan ben Ripple tercih ediyorum. Hani Tron da tercih edebilirim, Stellar da tercih edebilirim. Onları tercih etmememin sebebi de mesela Stellar'a geldiğimizde şey yok, hacim yok arkadaşlar. Türk borsalarında biraz hacim sıkıntısı olduğu için zaten biz Binance borsasını kullanıyoruz. Hani hacim sıkıntısı olmasa zaten biz paramızı transfer edip Binance borsasına geçmeyiz. Veya Binance'de daha çok fırsat olduğu için, daha çok coin olduğu için biz onu kullanıyoruz. Şimdi nasıl çekim işlemi yapılır ondan bahsedeyim. Burada çek kısmı var gördüğünüz gibi. Gelişmiş al-sat kısmının üst tarafında çek kısmı var ve Ripple'ı buradan seçiyoruz. Burada Ripple kripto para çekmede Ripple'da gördüğünüz gibi en az 20 Ripple çekilebiliyor. Tamam. Sonra Binance borsasına geliyoruz ve şunu Türkçe yapın. Hani Türkçe'ye çevirelim. Size anlamanız kolay olsun. Bunu Türkçe'ye çevirdiğimizde cüzdan kısmına geliyoruz ve şurada yatırma ve çekme kısmı var. Ona giriyoruz. Gördüğünüz gibi. Girdik. Gördüğünüz gibi burada 400 lira paramız varmış. Buradan Ripple'ı bulacağız. Bulduk Ripple'ı. Ve buradan yatır kısmına seçeceğiz. Yatır. Bakın BTC Türk'te çekime geliyoruz. Binance'te yatırmaya geliyoruz. Eğer ben Binance borsasından BTC Türkiye'ye çekseydim tam tersi işlemi yapıyorduk. Onun da videosunu çekerim veya çekmiştim. Tam hatırlamıyorum. Burada gördüğünüz gibi XRP yani Ripple adresimiz var ve burada tag adresimiz var yani memo. Şu tag'ı kesin unutmayın. Bu unutulduğunda hani çok kurtarması çok zor oluyor. Şurada gördüğünüz gibi yeni adres tanımla diyorum. Ve Binance hesap diyorum. Adresimi yapıştırıyorum. Şurada destination kodu dediği şey şu tag'ı da yapıştırıyorum. Şuraya geliyorum. Önce bir adres tanımladım. Tanımla diyorum. Ve adres tanımladığım için benden bir SMS kodu doğrulamamı istedi. Şimdi o da gelecek. Yaklaşık 10 saniye içinde geliyor. Aynen geldi. 71 33 12. Bunu onaylıyorum gördüğünüz gibi. Ve şu an ben adresi tanımladım. Adresi tamamladım. Adres seçiyorum. Kaç Ripple ben çekmemi istiyor? Mesela ben kaç Ripple çekeyim? 150 Ripple çekeyim mesela. Ripple çekme isteği gönder diyorum. Bu işlemi onaylıyor musunuz? Onaylıyorum. Şimdi e-postama bir mail gelecek. Bakın geldi. Bunların hepsi güvenlik önlemi arkadaşlar. Yani BTC Türk ve Binance'in aldığı, şu an BTC Türk'ün aldığı önlemlerden dolayı. Hani çünkü düşünün, sizin hesabınızı bir hacker ekledi veya bir yerde açık unuttunuz, biri çekmek istiyor. Çat diye bütün paranızı, bütün servetinizi çekebilir. Ama senden telefon onayı isterse ki telefonun cebinde, senin telefonun cebinde. Ayrıca mail onayı isterse hani Ripple senin paranı elleyemiyor. Olay böyle. Bakın istek onaylandı. Şu an isteği onayladım. Bakalım kaç dakikada gelecek. Şu an saat 18:48. Yani ben yayını kesmeyeceğim. Bunu da onayladık. E-posta onayı bekliyordu ama biz onayladık. Bakın şu an biz sıraya alınmışız. Kuyruğa alındı diyor. Şurada Binance borsasında bizim hesabımıza gelecek. Şurada cüzdana geldiğimizde 150 Ripple transfer ettik.
Bakalım kaç Ripple geçecek. Gerçi galiba BTC Türk çekim işleminde komisyon almıyor olabilir, onu da söyleyeyim. Yani verdikleri komisyonu şu an göremedim. Kestikleri komisyonu. Şunu kapatalım. Durum bu şekilde. Hani biz BTC Türk'te de alsat yapabiliriz. Ben neden Binance'e transfer ediyorum? Yani bir referans, hani burada çok komisyon kesiyor gibi hissediyorum. Orada Binance'te BNB Coin'le beraber bir de referanslı linkle üye olduğum için %40 daha az komisyon ödediğim için ben zaten bir komisyondan dolayı Binance'e geçiyorum. Onun dışında bir komisyon. İki, daha çok coin var. Yani burada mesela BTC Türk'te atıyorum 10-12 tane, 15 tane coin var. Ama Binance'te 200 küsür coin var ve hepsi de potansiyelli güzel projeler. Ben ondan dolayı da hani kullanıyorum. Onun dışında yani Binance'in sürü özelliği var. Şurada stake özelliği var. Binance pool var atıyorum. Şurada lending var. Kira, mesela Ripple'ı buraya aldığımda kiraya verebiliyorum. Onun dışında şey var. Binance Futures, yani kaldıraçlı işlemler yapabildiğim bir yer var. Böyle böyle. Bakın şu an bana telefonuma bildirim geldi ve çekme işleminiz, talebiniz gerçekleştirilmiştir diye. Şimdi yeniliyorum. Yani bir dakika falan sürdü herhalde. Şu an gelmiş olması lazım. Şuraya bakıyorum. Yatırma ve çekme. Nerede benim Ripple'larım? Komisyon bile kesmedi yani neredeyse. Gerçekten çok avantajlı. Şu an Ripple nedir diye giriyor. Gayet 10 numara 5 yıldız. Yani ben BTC Türk'ten de memnunum. Binance'den de memnunum. Şu an geldi de şu an yansımadı. Ama bana bildirim geldi. Çekim işleminiz gerçekleşti diye. Daha yansımadı ama. Tamam, yansır. Bu Ripple'la çekim için. Hani siz illaki ben Bitcoin çekmek istiyorum derseniz de şuradan çek kısmına geliyorsunuz. Yeni adres tanımla diyorsunuz. Deminki adresi yapıyorsunuz. Şeyinizi yapıştırıyorsunuz. Ve olay bitiyor. Bu kadar basit. Şurada komisyon şeylere bakacağım. Yatırma ve çekmeye. Komisyonlara geldim. Var mı? Bakın çekim işlemi Ripple için. Bu arada Ripple'la yani çekim işlemi sıfır. Biz komisyon hiçbir türlü ödemedik. Bu da BTC Türk'ün avantajı. Hani büyük bir şirket oldukları için çekim ücreti dahi almamışlar. Bir şurada paparayla, mesela paparayla 50 bin lira çeksen 50 bin liranın %1'ini ödüyorsun. O da BTC Türk'ten kaynaklanmıyor bu olayda. Hani paparadan dolayı kaynaklanıyor. Yatırma çekme komisyon sıfır olması gayet 10 numara 5 yıldız. Yani komisyon ödeyecek olsaydım da en az Ripple'da ödeyecektim. Bir de Stellar'da falan ödeyecektim. Tron'un çekim ücreti burada. Gerçi Tron Coin de yokmuş burada da. Stellar biraz daha ucuz. Stellar bir Stellar'dı galiba. Stellar'ın da değeri çok az. Ripple'ın da çekme ücreti 0.25 Ripple falan da, öyle hatırlıyorum. Gayet güzel. Yani BTC Türk'te komisyonsuz bunun olması. Ben komisyon var zannettim. Bakın benim bakiyem de artmış. 780 lira oldu bakiye. Ve 151 Ripple. Komisyonsuz şekilde Türk borsasından yabancı borsasına aktarım yaptım. Hani BTC Türk'ü kesinlikle kullanın. İlk başta bankadan BTC Türk'e aktarıyoruz. Sonra BTC Türk'ten de Binance borsasına aktarıyoruz. Çünkü Binance yabancı bir borsa olduğu için Türk bankalarıyla henüz bir anlaşması yok. Ondan dolayı biz BTC Türk, Paribu gibi borsaları kullanıyoruz. Fakat Paribu'da bildiğim kadarıyla bu ücret, nasıl diyeyim, çekim ücretleri falan var. Ama BTC Türk bir kampanya yapmış ve çekim ücretleri sıfır. Yani burada Bitcoin çekim ücretini falan da sıfır yapmış. Gayet avantajlı. Hani Bitcoin de alım satım için hani yatırma çekme yapabilirsiniz. İşte Bitcoin'in tek dezavantajı yani 45 dakika 1 saat falan sürüyor. Bak Ripple'ı ben çektim demin gördüğünüz gibi 1,5 dakikada falan geldi. Hani ben Ripple kullanırım ama herkesin kendi tercihi. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sorularınızı yorum kısmına bekliyorum.
Herkese bol şans.